Hiç trolleme bir şey sezmedim ben adamda şu an. Gayet güzel bir şekilde sürüyor. Şimdi bakalım burada neler olacak. Evet. Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Namı Pars. Bugün sizlerle beraber Duisburg'dan Kalesi'ye doğru bir yolculuk yapacağız. Ne zamandır benden Skoda kullanmamı istiyordunuz. Ben de şöyle birazcık koruma tarzında bir araç yapmak istedim. Şöyle göstereyim, plakalarımızı söktük arkadaşlar. Ön tarafta da plaka yok. Arka tarafta da plaka yok. Üstte bir tane tek çakarımız var. Ön tarafta iki tane yanıp sönen çakarlarımız var arkadaşlar. Tam bir koruma aracı gibi oldu. Böyle mafya tarzı. Umarım beğenmişsinizdir. Lafı daha fazla uzatmadan hemen yolculuğumuza başlayalım. Şöyle çalıştıralım abi aracı. Şu an Duisburg'dayız arkadaşlar. Bayağı kalabalık. Ben de yaklaşık bayağı oldu galiba ya. En son ne zaman Skoda kullandığımı geçmiş videolara bakıp yorumlarda bana söylerseniz sevinirim. Ben şu an bir çıkarımda bulunacağım abi. Yaklaşık bir 3-4 ay oldu galiba. Yaklaşık 3-4 aydır bir Skoda kullanmıyorum arkadaşlar. Baksana abi şu an herkes yukarıdan bakıyormuş gibi geliyor bana. Ben şu an çok alçaktan sürüyorum. Baksana abi şu tırın yüksekliğine. Sanki böyle yerde oturur bir vaziyette sanki aracı kullanıyorsunuz. Bir ön çıkıştan çıkalım bakalım. Allah'ım ya Rabbim ya. Yine Skoda vakası arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi adamın karavanı var fakat hiç genişten alayım demiyor da dardan girdi böyle. Bilmiyorum gerçi ben kırmızıda mı geçtim, sarıda mı veya turuncu yeşilde mi geçtim ama sonuçta karşılıklı yanıyor orada ışıklar. Bana yeşil yandığı zaman o adama da yeşil yanıyor. Bana kırmızı yandığı zaman o adama da kırmızı yanıyor. Bu arada oyuna yeni başlayan arkadaşlar varsa 150 sınır Skoda'lar için de geçerli arkadaşlar. Yani Skoda alayım 150 sınırı geçeyim yok öyle bir şey. Hem araçlarda normal Skoda'da hem de tırlarda 150 sınırı var. Oyuna belki yeni başlayan arkadaşlar vardır. Ufak bir bilgilendirme yapalım böyle. Vallahi bayağıdır Skoda kullanmıyorum bakalım. Bunların frenleri de sıkıntılı biliyorsunuz. Ben fren kodu falan da kullanmıyorum. Böyle birazcık dardan döneyim de gelen yoktu nasılsa. Ama Skoda'nın şeyini çok seviyorum abi. Birden seri bir şekilde hızlanıyor ya. O olayı çok güzel. Bak şu an tertemiz sollama yaptım abi gördün mü? Bu tırla olsaydım... Vay Koray Aksan. Tır olsaydı şu an altımda... Allah dediğim gibi bayağıdır Skoda kullanmayınca böyle ufak tefek sıkıntılar çıkıyor. Aman kardeşim dikkat et kendine. Ufak tefek böyle sıkıntılar çıkıyor. Buradan rahat bir şekilde dönelim. Aman diyeyim abi. Böyle haritaya bakıyorum gelen yok. Sollayalım abi rahatça. Vallahi Skoda gerçekten hızlanma konusunda, sollama konusunda çok atak bir araç arkadaşlar. Adam da tam önüme çıktı var ya. Kartal Team. Bunlar yeni kuruldu galiba. İlk defa Kalesi Duisburg arasında görüyorum. Yeni kuruldularsa hayırlı olsun. Yeni değillerse selamlarımızı iletelim. Evet önümde bir tane Skoda Spitek arkadaşlar büyük ihtimalle. Benle aynı anda hızlandı. Ama şu an bayağı hızlı gidiyor. Spitek mi acaba merak ettim. Dur bakayım. Ben şöyle bir 150 sınırına geleyim. O eğer benden uzaklaşıyorsa Spitek'tir abi. O bazı hilelerde şey olmuyor. 150 sınır olmuyor. 150'yi falan geçebiliyorsunuz bazı hilelerde. Şimdi diyeceksiniz ki nereden biliyorsun diye. Kullandın mı falan filan diye. Yok. Ben hile hiç kullanmadım arkadaşlar. Bazı tehlikeli hareketler videoma geliyor. Hile mile diyorlar. Yok. Ciddi anlamda hiçbir hile kullanmadım arkadaşlar bu oyunda. Hasarsızlık dışında. O da Avgerhol'un bir hasarsızlık modu vardı biliyorsunuz. Sadece hasarsızlıktı yani. Bak işte. Ne diyeceksin ki abi bu Skoda'ya? Adamı öldürdü abi. Neyse ben şöyle aralardan sıyrılayım da. Dediğim gibi Avgerhol'un yaptığı bir tane mod vardı. Sadece hasarsızlık vardı. Hile falan yoktu içinde. Onu kullanmıştım bir hafta. O da bir hafta bakın. Bir hafta kullandım. Bir hafta sonra fixlediler abi. Şansıma bir hafta kullanabildim. Şu arkadaşları bir sollayayım ben. Ama karşıdan gelen var ya. Eyvah 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 eyvah.
Eyvah 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 eyvah. 32.99 yabancı zaten, al bunu. Info 32.99. 144.07.36 arkadaşlar, raporlarsınız. Herhalde bilerek trollüyor yani. Hesabı eski bir hesap yani, 2017 ortalarında açılmış bir hesap galiba veya sonlarında. ID'sine göre hesap ettim aklımdan. Adam al bak. Skoda trollüyor arkadaşlar. Adam yol boyu trollüyor görmüş olduğunuz gibi. Neyse, kendi kaşındı. Burada da birine çarpmış. Biz de pinfosunu aldık. Artık siz gereğini yaparsınız. Oğlum Skoda da fren yapınca kaydırıyor ya. Şunu bir çözemediler arkadaşlar. Herhalde birden fren yaptığım için mi oluyor bu? Sanırım birden fren yaptım diye oluyor abi. Hayda, şimdi speed bug olursa ne yapacağız abi? Speed bug olursa bak sen gör şimdi. O yüzden yavaş geçelim şurada. Gaza basmıyorum. 135, 130. Tamam, güzel. Basmadım gaza. Heh, tamam. Çünkü Skoda burada da basmıyorum gaza. Tamam, hop. Heh. Çünkü Skoda'da speed bug'ı daha farklı oluyor arkadaşlar. Araç küçük olduğu için sizi fırlatabiliyor. Az daha geçiriyorduk var ya. Araç küçük olduğu için sizi speed bug'dan dolayı fırlatabiliyor. Dengenizi çok çabuk kaybedebiliyorsunuz. O yüzden speed bug noktalarında yavaş geçmekte fayda var Skoda'yla. Zaten yere yakın ya arkadaşlar. Biraz da speed bug'ı ondan dolayı oluyor galiba. Emin değilim tam neden olduğunda ama. Bağlantı noktasındaki bir hatadan dolayı oluyor. Çok kayıyor abi, baksana. Vallahi drift yaparak gidiyorum ya. Winter mod geldiğindeki zamandaki gibi oluyor. Konuşamadım. Bak şimdi bak, drift'i ver. Görüyor musun nasıl kayıyor araç? Sanırsın winter mod var abi. Şuradan da bir drift'i verelim baba. Bak görüyor musun? Ben bunu bir sollayayım. Aa, gelen var lan, gelen var, gelen var. Gir 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 gir, şeride gir. Bak adam bana yol verdi galiba. Yo, sağa mı park etti? Ya bana yol verecekti? Yok, bana yol vermeyecekmiş. Tamam. Ben de herhalde ben sollamaya çıkıyorum. Bana yol verdi zannettim adamı. Övecektim. Baktım sağa çekti. Sinyali yaktı. F1 bastı galiba. Bir yere gidecekti. Sinyali takılı kaldı çünkü. Kim arkadaş dururken nasıl Amerikan parklar yanıyor diye soruyor. Arkadaşlar şöyle yaptığınız zaman tam bu yandığı anda F1'e basıyorsunuz. Şu an ben basamıyorum hareket ettiğim için. Bu dururken oluyor. Tam dörtlü yandığı anda F1'e basarsanız dururken Amerikan park şeklinde yanıyormuş gibi gözüküyor. Hatta bir ileride bir yerde durursak göstereyim. Lan şu adamı bir sollayamadık ya şansa. Şunlar geçtikten sonra yapıştıracağım ya. Yine gelen var. Alçagon. Alçagon Han. Önünde de Lazoğlu 61 var. Ben burada sollarım aga herhalde. Ergazı. Aa, Lasuko'da geliyormuş. Vallahi görmedim. Sorry, 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 sorry. Vallahi sorry. Ben de diyorum haritadan bir şey hareketlilik var ama fark edemedim. Neyse. Arada biz de böyle ufak tefek hatalar yapalım arkadaşlar. İnsanlık hali yani, olur böyle şeyler. Dur yanına gideyim de korna çalayım onu. Allah. Heh. Biri doğdu. Yalnız Skoda iyi sür ya. Cık. Övmeyecektim ya bak. Lan inşallah adamın başına bir şey gelmez. Övdük. Birine iyi sürüyor falan demeyecektim abi ya. Cık. Hadi kurtar kardeşim. Adama bir şey olacak derken bana bir şey oluyordu. Tamam güzel, sıkıntı yok. Demek ki arada böyle övdüğüm zaman bir şey olmuyormuş.
Yan Skoda'yı harbi iyi sürüyor ha bak. Kolombiyalı. Colombiano. Ya Kolombiyalı herhalde. Normalde bunlar da pink oluyor arkadaşlar benim bildiğim kadarıyla. Fakat bunda hiç geriye tepme yok. Ne bileyim. Hiç trolleme bir şey sezmedim ben adamda şu an. Gayet güzel bir şekilde sürüyor. Şimdi bakalım burada neler olacak. Evet. Evet arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi ben şöyle fotoğrafı alayım da. Yani sal beni sal. Heh gitti. Ulan var ya. Dedim bak, övmeyeyim dedim. Adamın başına bir şey geldi abi, övdüm. Ulan var ya. Yemin ediyorum, aa adam önüme geçmiş lan. Otomatik kayda geri döndü herhalde. Abi yemin ediyorum var ya. Ben bir kurşun döktüreyim ya, ciddiyim bak bu konuda. Ben bir harbi kurşun döktürüp falan bir şey yapayım yani. Hemen bir alt tab attım arkadaşlar. Ekran böyle dırırt olmuş olabilir. Yani anlatış tarzına bak, dırırt olmuş olabilir. Ekran böyle gel git yapmış olabilir arkadaşlar. Hemen bir alt tab attım. Bir şeye baktım. O yüzden video kaydetme programı böyle dalgalandırıyor. Alt tab attığım zaman. Videoya bir şey oldu zannetmeyin yani. Önümdeki iyi soruladı la. Bas 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 bas. Hadi kardeşim ya. Oğlum bu bir simülasyon oyunu, moru da bu kadar abartmayın ya. He bir de durur şimdi burada bu. He iyi durmadı lan. Ben şu adamı bir sollayayım ya. Bas 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 bas. Güzelce ne solladık arkadaşlar. Ya Skoda ile virajlarda korkuyorum ya. Bayağı kaydırıyor çünkü. Drift atıyor bildiğiniz araç arkadaşlar. Skodacı arkadaşlar beni anlar. Ya benim bir isteğim var ama ya. Bu Skoda nasıl çift dorse, üçlü dorse falan şu ilerideki kalesin benzinliğinden sonra bu yola giremiyorsunuz. Yani bu Skoda da karavansız ve dorsesiz tırlar bu yola giremese vallahi çok güzel olur bu yol ya. Bakın ciddiyim. Çünkü genelde, bakın yanlış anlamayın beni, genel olarak bazı Skoda'lar troll oluyor. En azından karavan alırsa daha iyi olacağını düşünüyorum ben. Dorsesiz tırlar da buraya girmezse daha güzel olacağını düşünüyorum. Çünkü biliyorsunuz hem karavansız hem dorsesiz tırların çoğu %90'ı troll oluyor arkadaşlar. En azından hani bir karavan alırsa, ne bileyim dorse alır gelirse çok net trolleyemez. Ya benim şahsi görüşüm o yönde. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz ama bence çift dorseli, üçlü dorse bu yola giremiyorsa karavansız ve dorsesiz tırlar da bu yola giremesin abi. Benim görüşüm bu yönde abi. Saçma abi yani, bir insanın dorsesiz bu yola girmesi saçma abi. Hani Skoda'yı bir nevi anlarım, araç, karavan takmasın ama yani dorsesiz bu yola girilmesin abi. Çoğu dorsesiz troll oluyor. Skodalardan da troller ha dorsesizler. Herkesten bahsetmiyorum bakın. Bir kesimden bahsediyorum. Yanlış anlamayın beni. Evet, bir yolculuğumuz da sonuna geldik arkadaşlar. Umarım videodan keyif almışsınızdır. Eğer hala kanala abone değilseniz abone olmayı, yorum yapmayı ve like atmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.
make a pose, there's nothing to it.